İnsanlar nasıl çalışabiliyor merak ediyorum. Kapalı bir yerde makine olmak gibi bir şey bu. Sırf burada oturmak bile sıkıcı. Saatler oldu. Ne? Daha 20 dakikadır mı buradayım ben? Günaydın efendim. Ben Rohit. Rohit Verma. Günaydın. Ben size bağlı olarak çalışacağım efendim. Tamam. Efendim? Yeni projeleri görmek ister misiniz? Hayır. Efendim, hangi departmanın yönetimini üstlenmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Size bu ayki toplantıların bir listesini sunmamı ister misiniz? Hayır. Kat hizmetlerini görmek ister misiniz? Hayır. Güvenliği ne dersiniz? Hayır. Tamam. İstediğiniz bir şey var mı? Yok. Bu bizzat Osman Abdullah Bey'in talimatıdır efendim. Hangi bölümü yöneteceğinizi siz belirleyeceksiniz. Hangisini istiyorsanız söylemeniz yeterli. Fen dersinde kötüydün. Hep başarısız oldun değil mi? Sen kendi işlerinle ilgilen. Dayısının yeğeni. Söyle hadi. Hep kaldın değil mi? Bunu düşündüren ne olabilir ki? Tahmin ettim sadece. Kötü tahmin. Ben fenden hiç kalmadım. Ortalamam 100 üzerinden 42-43'tü. Buna başarı denmez. Güç bela geçmek denir. Tarihte de aynıydın. Ve coğrafya dersinde de. Haksız mıyım? Yapacak işin yok mu senin? Niye vaktimi harcıyorsun ki? Özel hayatıma burnunu sokma demiştim sana. Uzak dur benden. Matematiğin nasıldı? 100 üzerinden 95. En sevdiğim derslerden biriydi. Hala da öyle. Matematikte gerçekten iyiyimdir. Seni şimdiden uyarayım da. Bunu yarın işbaşı yaptığın zaman görürüz. Hesapları kontrol ederken ne kadar iyi olduğun belli olur nasılsa. Hesap lütfen. Yani bana hesapların olduğu dosyaları getir hemen. Hemen efendim. Tabloları çıkarır, e-postayla yollarım. Teşekkür ederim. Çekilebilirsin. Teşekkür ederim. Dayısının yeğeni, matematik neymiş, şimdi görürsün. Kendini ne sanıyor ki bu? Benimle tartışmaya cüret edebiliyor. Benim bu eve zorla kabul ettirildiğimi nasıl söyler? Bu denli ahlaksız bir kızla Zey nasıl evlenebildi? Merak etme Şaziye, artık ben de varım. Ona hak ettiği dersi vereceğiz. Hayır kardeşim, kimseye ders vermek gibi bir çabam yok. O kızın bu evden bir an önce gitmesini istiyorum. Hepsi bu gahar. Biz de bunu yapacağız işte. İnsanların ayağını kaydırmada uzmanız değil mi? Al. Hadi ye biraz. Merhaba dostum. Ofisteki ilk gününde her şey yolunda mı? Nasılsın abi? Pek bir şey yok. Bazı hesapları kontrol ediyordum. Hesapları mı? Evet, çok fazla para giriş çıkışı var ve kayıtlar birbirini tutmuyor. Ofisteki ilk gününde hesaplarla mı uğraşacaksın? Boş ver bunu. Saat öğlen oldu zaten. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Hadi. Öğlen yemek saati 1.30. Bir dakika erken olmaz. Ne oldu? Hadi sene kardeş. Haşır neşir olmayı hep eğlenceli buldum. Müdür bana 25 milyon rupi çektiğini söyledi. Özel bir sebebi var mı? Pek sayılmaz. Bazı ödemelerin nakit yapılması gerekiyordu. Elden ödemeler, faturasız işler. Bu yüzden. Otel zinciri işletme kolay değildir kardeşim. Zamanla sen de göreceksin. Memnun etmen gereken birçok insan olduğunu anlayacaksın. Aa,
Hüseyin, ben birazdan gelirim. Adamlar beni aradı baba. Evet, bulabildiğim kadarını vereceğim mutlaka. Biliyorsun, en az 10 milyon rupi ayarlamak zorundasın. 10 milyon mu? O kadar büyük bir miktarı nereden bulabilirim ki?